Ben sen benim. Müzik deyince bir sen benimsin. Çok güzelsin. Seni seviyorum. Adam. Sevdiğim kız bana. Abdeyim. Rupatuk kanaritok. Can Türkdoğan bize demin bir şarkı dinletti. Perişanız deminden beri. Ne 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 ne. Bak Can bile heyecanlandı. Onu söyleyeyim. Acil durum var zannetti Can. Efendim bir şeyler oluyor, ona yardım etmeliyim. Şimdi bugün Barış bir şey yapmamız gerekiyor seninle. Eyvah. Çünkü geçen gün annem mesaj attı. Gerçek mi sanmış? Şöyle diyor. Cecom, dedeler sofrasında niye benim için öyle şeyler dedin? Ben öyle mi dedim? Aşk olsun. Abi Barış bunu bir ay düşünür, perişan olur. Çocuğum da bana sövdü, ayıp oldu. Beni karıştırmadan üzüldüm dedi. Hayda. Bak büyük tadı. Bu bununla ben kendisine açıkladım. Dedim ki anneciğim dedim o bir skeç, o bir parodi. O biz bir şeyi yaptık orada. Abi ben çok anladı. Sert küfür ediyorum ya. Sen. Barış ki küfür etmez yazık şu programda. Aman küfür etmeyelim. Bir bildin mi sen orayı? Şuradan, şuradan özür diler misin lütfen kameraya? Özür diler misin kameraya lütfen? Çok özür dilerim. Bu bir şakaydı. O ya yenge. Biz Hasan Cankaya ile dalga geçmek için yapmıştık. Ben de özür dilerim. Ben de küfür ettim. Ben de annenizden, valide hanımınızdan özür diliyorum. Böyle şeyler olabiliyor işte. O zaman Can Türkdoğan şarkısı devam ediyoruz. Arkadaşlar. Şimdi John geldi ya gene. Gene işte içeride Hilal, Deniz falan herkes ooo John falan diye hayvanı bir yani pişirip yemedikleri kaldı. Şimdi sevgi mesela çok seviyoruz diyor. Ben de hani John'u niye seviyorsun? Seviyoruz falan dediler. Gerçi böyle bir diyalog geçmedi aramızda da ben hayal ettim bunun geçeceğini. Ve şunu düşündüm kendime. Kendi dünyasında bu kadar kapalı bir insan. Mesela bir evcil hayvanı veya hayvanı genel olarak sevmekle İşte yemek sevmek, bir insanı sevmek, anneni babanı sevmek, aşık olmak falan. Bütün bunların farklı şeyler olması lazım. Çünkü mesela John'u niye seviyoruz hepimiz? Ben de seviyorum tabii. Niye seviyoruz? Başka çaremiz yoktu ondan. Her şey yani. Geçen hafta doğum günüydü hocam. 7 yaşına bastı. Yani yaklaşık 50 yaşında bir adam gibi düşün. Vay anasını senize işte. Amcayı alıp yani uçuyor muyum ben? Gün, ilk gün geldiğiyle bugün arasında hala aynı bebeklikte. İşte. Onu seviyor olabiliriz. O bu sevgi... Bir tane patlamış mısır düştü. Almaya yertenemedim bile. Vay bizim vay. Evde her zaman yerler temiz. Bu sevgi bak Hilal'in John'u görüp de ooo John çok tatlı ya, yapması falan. Bu sevgi bu bencil bir sevgi. Hilal niye bize yapmıyor? Barış abiye bak. Bak seni de seviyor mesela Hilal. Muhakkak seviyor. Yani özel bir düşmanlığı yoksa işte içe besleyip şey yaptığı, çaktırmadığı falan. Seni de seviyor. Ama dediğin gibi seni sevimli olduğun için sevmiyor. Ama bunu sevimli olduğu için seviyoruz ve yani bu sevimli olmasa sevmeyecektik. Anladın mı ne kadar ikiyüzlü ve adi ve alçak olduğunu? Evet. Yani bir Hilal'in ne kadar alçak olduğunu anladınız mı? Hayır, Hilal çirkin cesetlerini da dahi seviyor abi. Hilal doğru bir örnek diye burada. Hilal, tamam Deniz o. Deniz Hilal, en büyük üçkağıtçı yani. Bakıyor Allah'ım şu yorulmamalı falan filan diyor. Pis bir yaratık olsaydı anladın mı? Fare olsaydı böyle demeyecekti. Herhangi birimiz... Ya sevmediğin bir örnek ver. Deniz anası mesela. Sevecek miydin? Herhangi birimiz bir gün ölünce... Önce iki gözyaşı döktükten sonra cesedimizi kurutmak için almaya kim gelecek? Hilal. Gelecek böyle cesedimizi yüklenecek sonra o böcek koleksiyonunun yanına diye beni koyacak. Ben vasiyet olarak verebiliyorum ben. Hilal'in koleksiyonunda yer almak istiyorum. Ziyarete gelmek isteyen Hilal'i bu vesileyle Hilal'in koleksiyonu ortaya çıkıyor ve hapse giriyor kıza. Kollar bakıyor. Oha Jimmy Hoffa falan iyice. Oo hayır şey Kennedy. Neydi hangi Kennedy'di o? Ben karıştırıyorum. Bütün hepsi Kennedy'ler. Aklıma süper bir fikir geldi. Bu bölümün tam nailinde bir sürü böyle cesetler şeyler ve orada da gülen Hilal olsun. Nasıl? İyice yani ondan sonra Holocaust. Yok yok. Olmaz. Üç tane sokak röportajcısını önce... Dönmüşler mi? Hayır. Önce soruşturmayı almış yani şey almışlar işte ne dedim onu unuttum birdenbire. Gözaltı almışlar sonra da ev hapsi vermişler. Belki evinden dışarı çıkmıyor. Belki onları övmüşler yani demişlerdir ki çok iyi işler yapmışsınız biz sizi koruma altına almışız evinizde yani atıyorum. Evine mesela şey almışlardır PlayStation işte çalışmak yani, kötü bir şey zaten. Ömercan ev hapsini farklı yorumluyorsun anlıyorum ama. Çocukken size de devlet ve kurumları hatasız mükemmel şeylerdir gibi gelmez mi? Yani belli bir yaşa kadar güvenmez mi? Full güveniyorsun mu? Öyle öğretiyorlar çünkü. Ben hapishanedeki herkes manyak zannediyordum mesela küçükken. Yanlışlıkla bir kader kurbanı değil. Öyle bir şey yok.
ne? Şimdi çocukların öyle zannettiğini düşünmüyorum abi. Küçücük çocuklara mikrofon tutulunca ben ekonomi düşünmek, siyaset düşünmek zorunda mıyım diyor. 13 evet yaşında bebe. Evet, o gözlüklü tombişi gördüm. Evet çok abi, yani ben 13 yaşındayken böyle ağzımdan salya akarak oyun oynuyordum. Yok ben öyle değildim de. Buraya düştüm. Ben 13 yaşında... Ne yapıyorsun? Her şeyi bozuyor. Ayağa kalkıp gezmek var mı? Oo, Barış Kıraroğlu'nun pantolonu çok tanıdık. Şşt Barış ya, burada dur, otur. Bebek ol. Tamam mı? Görüyor musun? Hayvan zulüm. Bizi eğlendirsin diye zulmediniz. Şu an hiçbir şey haberi yok. Sen geçen doğum günüymüş. Doğum günü olduğundan haberdar mı? Yok. Hiç. Hiç. Ne yok? Yutumu kuvvetlenmiyor mu? Yok. Ulan senedir bugüne bir şey değil geliyor ama. Bir millet geliyor. Yok, sürpriz doğum günü. Ben aslında yapmıyordum son anda. Pazar günü dansa gitmiştim. Ama şöyle düşünüyorum. Ama neden 7 senede bir yapıyorlar ki şey? Yok pardon. Neden senede 7 kere yapıyorlar ki aslında sene falan demesi lazım? Tabii çünkü kendisi değil. Ama sürpriz doğum günü üzerinden bir galiba. Abi bu konu çok karışık değil mi ama? Bu konuyu daha önce konuşmuştuk galiba dedilerde ama bir kere daha açıyorum. Aç. Neden? De bu çok saçma. O günden bugüne bir şey değişmedi, bir şey gelişmedi. Ben bu konuyu açmamla dünyada bir şey değişir ve evet bu çok aptalca bir uygulama. Hadi bu da kaç yaşında? 7 yıldır mı hayatta? 7 yaşında diyelim bu konu kapansızcılığa dönüşür diye umut etmiştim. Böyle bir şey dönüşmedi. Ya bu arada o 50 yaşındaki hikayeti de insana göre 50 yaşta falan. Dediler sonrası bu konu. Kendi köpeklerine göre, kendi şeyine, habitatına göre söylemek lazım bunu. Nasıl habitat? Daha büyük. Yani köpeklere göre değerlendirmek lazım. Niye insanla kıyaslıyoruz? Hiçbir zaman insan olduğunda olamıyorlar. Oh. Oha bebek olmadı. Cezalandırıyor musun? Kırbacını getireyim mi? Yok. Var ya bir kırbacı. Hani sokakta atarken insanlar görmüş çok kızmış sana kırbacını. Ay ciddiye aldı, korkuyor babaşı. Yeter tamam hadi şöyle çok şey yazalım. Bak burada Aybi Kerim Malatya'dan Malatya Film Festivali'ne çağırdılar karımı. O da bize bunu gönderdi. Çok içinde ceviz var, kayısı var ve kayısı çekirdeğinden badem bilmem ne var. Peki şunu dedi mi gönderirken? Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Dedi mi? Bilmiyorum ama şöyle abi, demiş. Böyle bir insanım demiş o zaman. Teyze oldu. O zaman gördüm. Özümden beri. Çocuklara göndereyim yesinler. Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Yaş almış. Aç hadi bakalım. Rahmetli sen aç. Oradan açarsan daha çok ne şey. Alırsam kocam benle sonsuza kadar dalga geçer diye sormuş dükkan şeyine. O da tamam demiş. Çok iyi vermiş. Bir şey diyeceğim. Bu dükkan ürün değil ki. Burada belediyenin adı yazıyor. Şimdi reklam olmasın vermeyeyim. Niye? Malatya Belediyesi söyle Malatya işte. Malatya Belediyesi değil. Malatya'nın bir alt semtinin Malatya Yeşil, Yeşil Yurt değil mi? Evet. Bizi ağırlamışlar. Ben de buradan tekrar teşekkür ediyorum Yeşil Yurt Belediyesi'ne. Özellikle belediye başkan yardımcısı bizimle çok ilgilenmişti. Başkan o kadar da. O zaman ben açılışı ölmezsem siz deyin. Gurmecilik yapıyorum. Bak şimdi bak kayısı vardır bir de gün kurusu vardır. Bunlar gün kurusu festivali yaratmışlar burada. Gün kurusu ne diyorum? Neler de bilirim. Serersin kendi kişisel kurumu. Kişisel kurumunu gerçekleştir. Hep söyledim. Atıyor muyuz bir tane? Yok yok. Bunu yemez. Bozulur. Patlamış mısır ver. Yes. Ulan patlamış mısır daha pis bir şey değil mi? Yok çünkü. Patlamamış mısır peki yer misiniz? Bak bunlar 10 biz tane. Biz kişiden çok severdik. Patlamamış mısır yer misiniz? Ömer Can buna 10 tane. Üstüne biraz su iç. Çok iyi gelir. Nereden biliyorsun hayret? Biz de biraz halk insanıyız. Güzel. Hiçbir şey biliriz halktan. Mesela mısır yiyip üstüne su içersen bir an önce Malatya'da. Bu kayıtlar çok güzelmiş. Bir suyunuz var mı acaba? Yapmayın Ömerci yapmayın. Ne alakası var? Ya çok susadım. Saçmalamayın be. Siz de Anadolu'da bir bok bilmiyorsunuz. Verin suyu bana falan demiş. Ondan sonra... Şöyle şaka bu. Anadolu'da. Efendim Hikmet Otel'in kanalizasyon sistemini yeniden yapmanız gerekiyor. Yeşil Yurt Belediyesi. Hayır biz orada kalmadık. Biz normal ana merkezde. Sonraki sahne şey değil mi? Ömercan kapıda. Böyle üzerine en son bir şey atılıyor. Bakın sizi şikayet ederim. Gelme lan bir daha buraya falan böyle kovuyorlar son sahnede. Tahta bavullarıyla. O kadar da fanatik olma ya. Tahta bavullarıyla. O kadar da fanatik olma. Şöyle bir espri vardı hatırlıyor musunuz? Hangi filmde olduğunu? Müslüm Gürses yazarlardı be. Konser. Hayır hayır. Yapıyorum şimdi bak şimdi bak. Biraz uzun sürebilir. Hızlandırıyorum. Ben sana söyleyeyim mi filmin adını? Söyle. Hard Hard. Evet. Dın. Sonra çarpıyor diye. Rambo gibi yapmıyor. Güzel. Kimse gülmedi. Kimse gülmedi. Burada. Ne bekliyordunuz abi? 25 güzel. Yıl öncesinin filmi şöyle ne? Yapacaksın. Ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Bir gülmeyince sen komikti falan değil böyle yapacaksın. Aynen. Bu ne? Komik değildi mi demek? Hasan Mezarcı hareketi. Bu şey bundan ya. Biliyorsun. Bu şey hareketi. Yani hepinizi ayağımla ezerim hareketi. Bu ben hepinizi üstünüm hareketi. Hocam çok gün kurusu ciğer. İkinci kez ayağıma basıyorsun. Benimle dalga mı geçiyorsun? Cevizle beraber yiyince gün kurusunu biraz coşturur mu insana? Coşturur. Coşturur. Aman tehlikeli. Abi. Evde deprem olur.
Bu da bir halk tabiri mi? Zam gelen bir ürün var. Hayır, birden fazla. Ben söyleyeyim mi? Tuvalet kağıdını diyeceksin. Hayır, tuvalet kağıdı zaten zam. Dün BİM'e gittim. Tuvalet kağıdı reyonu böyle dev bir bölüm var. Bomboştu. Bomboş. Bomboştu. Hiç yok. Sıfır. Henüz zam gelmemiş diye hepsini almışlar demek ki. Mantıklı. Biz de bak kimsenin aklına gelmiyor. Gerçekten. Hadi ben. Oğlum itiraf etme, başım belaya girer bak. Yarın öbür gün var. Hayır, öyle stokçu olabiliyorsun. Stokçu kızdan stokçu şeyler. Satacak. Satanlar satacak. O da satar. Üst kat bilmem yan komşu gelecek. Hikmet teyze. işte neydi senin annenin adıyla? Nermin hanımcığım işte size tuvalet kağıdı. Ya var ama işte çok bitmek üzere falan. Ya al hareketler. Şunu al şunu böyle cepten çek koyun. Peki düğünlerde tuvalet kağıdı mı takacağız o zaman? Vay. Sen benzin aldın. Damadın bilmem nesinden 24 lir mi? Ben son bir aydır, bir iki aydır falan ne zaman benzin alsam tarihini, kaç kilometre gittiğini sıfırlıyorum kilometreyi. Ona göre şeyi yazıyorum. Bir anlayayım araba kaça doluyor diye. Sen abi bu tam bir dedi hareketi tam değil bir mi ya? Bayılır. Böyle bir yaşlı hareketi. Hem de kalem kağıtla yapıyorsun bunu. Yok. Telefona da telefona yazıyorum. Hadi hadi. Göstereyim mi notlardan? Hadi yalan söyleme, kalem kağıtla. Sonradan oraya geçirdi, temizlik çektiriyorum. Yeni teknolojisi yazıları algılıyor artık. Excel ama ya. Neyse 360 liraya tam depo doluyordu Opel Corsa. Şimdi en son turbo doldurmuş 450 lira. Hiç kormasa daha iyi. Peki o benzincide tuvalete gittiniz mi? Ne alaka? Ya dur wizard. Konuyu illa. Wizard. Neymiş wizard? Wizard the wizard. Bir dakika şimdi benzincide diyelim tuvalete gittin. Bir diyorsun tuvalet kağıdı yok. Yok oluyor. Diyorsun yani. Adama diyorsun ki ya bu ne biçim tuvalet kağıdı? Tuvalet kağıdı yok. Beyefendi biz koyuyoruz. Alıyorlar diyor. Oba. Ama bir şey söyleyeceğim. O böyle iğrenç benzinci tuvalet kağıtları var. Onlardan kimse almaz. Alır abi onu bile alırım. Yine ben onu 6 kat yapıyorum. Sırf şey olsun diye. 3 kat buldular ya. Peki Süleyman Soylu'yu ararım dedi mi? Evet. Benzinci. Ya hatırlamıyor musunuz haberi? Ben hatırlıyorum abi. Zamiri be. Haber. Haber diyorum. Zamir dedi resmen. Zamiri dedi. Zamiri demedin mi yani? Demedi. Haber mi dedin? Zaber. Hatırlamıyor musun Zıbır'ı ya? Hocam. Ukraynalı gibi konuştun ya. Zıbır'ı hatırlamıyor musun Zıbır'ı? Tuvaletin bir tanesinde kapı normal değil diye adam feryat figan etmiş, haklı da, devamlı sen anlat. Kapı normal değil ne demek ya? İşte anlatsın. Böyle pasta mı yani? Kapı buzlu yedim. Cam, buzlu camdan kapı. Aa, tamam mı? Adam sen izlemedin mi haberi ya? Yolladım bizi. Belli ki izlememiş. Diyor. Bir tane adam var haberci. Ben haberciyim diyor işte. Burada gidiyorum Süleyman Soylu'yu ararım diyor. Ama işte insanların götü gözüküyor diyor. Sonra gitmiş. Adam anlatıyor. İçeride çektikleri fotoğraflar. Adama kadar. Toplu döndürüyor. Haberci adam. Götünü görüyoruz. Yani biz zaten bozlu camın arkasında geçince adamın gözüktüğünü anlıyoruz. Anlıyor musun Süleyman'ı? Niye donunu indiriyorsun olsun, ki? O bir deney. Kontrol. Gerçek haberlik bu mu yani? Gerçek bilim insanı. Bilimsel yaklaşıyor. Yani çünkü mesela o öyle bir camdır ki soyunmadan emin olamayız. Yani silüet belli oluyordur ama ten rengini ayırt edebilecek misin? Yani bu test edilmek zorunda. Ha, cansız manken falan da kullanabilirdi. Ama adam kendi götünü olaya tehlikeye atarak habercilik budur. Cesaret ya. Evet. Başkasının arada, götü değil. Kendi götü. Arada şey yaptı ama çok enteresan bir sıkıntı var. Adam bunu şikayet etmeye gittiğinde buna demişler ki Süleyman Soylu'ya şikayet ederiz seni demişler. Adama demişler yani. Vay arkadaş. Yani hocam İçişleri Bakanı tuvaletteki buzlu camınla ne ilgi, ne yazık adamcağızı evet, da görevden göreve yani. Niye Süleyman Soylu'ya şikayet edecek kadar bir danışmanına asistanı falan olmaz mı? Hayır, Soylu'nun durumunu düşünsene bu konuyu aktardığını mesela telefonda. Bizim ama tuvaletler buzlu cam, buzlu cam şimdi tamam. Bir haberci geldi, bunlar terörist midir nedir bilmiyorum. Ne diyecek yani? İçişleri hemen Bakanı ilgileniyorum. Olduğu güne lanet olsun. Hayır hemen ilgileniyorum, bırak ya. Şimdi pardon. Beni hapse atacak bir Levent Kırca esprisi yapayım mı? Hadi bakalım. Biz burada Süleyman neyse. Yap bakalım. Ben Süleyman Soylu'yum. Tamam efendim, halledeceğiz. Var mı bizim kendi adamımız olan camcı? Ayarlayalım taksın oraları. Tamam, görüşürüz, sağ olun. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. Ama bir de gene gidiyor cam takıyor. Zaten problem cam. Hayır, buzlu camı da izlemiş ya, görünmeyen cam takıyor. Ulan direkt plastik taksınlar. Buraya saçma şey mi olur Barış? Oğlum harcaması lazım parayı. Ha, ulan. Şey takıyor. Görüyor musun kandemir konduğu? Kandemir konduğu. Oraya çok... reklam takıyor. Parti reklamı takıyor olabilir. Ben göklerden gelen bir haber var diye bir fotoğraf koyuyor olabilir. Neydi o?
poşet. Sevgili dostlar, bu haftanın çok heyecan verici haberlerinden biri bence şuydu. Can Türkdoğan bir konsere gitti. Oo. Ve konserin içinde sahnedeki olan gitarist vatandaş, isim vermeyeceğim, Can Türkdoğan'ı görür görmez ooo dediler sofrası dedi. Ben bu hikayeyi koca yürekli Can Türkdoğan'dan dinlemek istedim. Koskoca pentagramın... Anlattın, dalga mı geçiyorsun? Ama ne, nasıl oldu, ne bitti? Koskoca pentagramın gitaristi, yıllarca elimizi ayağımızı titreden hocaların abi hocası. Sen film eleştirisi adı altında filmin öyküsünü anlatan insanlar gibisin şu an. Adama öykü, bir de isim vermeyeceğim dedi, sonra pentagram olduğunda sıkıştırdın oraya. Yani neyi anlatsın? Ortalığı karıştırdım. Şimdi nasıl bir tecrübe yaşadı? O konser nasıldı, ne oldu, ne bitti, nasıl karşılaştı? Onlar önemli olan. Anlat bir yıl sonra abi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde bütün pentagram külliyatı, 3 gitarist, 3 vokal falan çıkıyorlar sahneye. Ana baba günü, ordu gibi. Pentagram konserine gittim. Gayet keyifli bir konserdi. Oturuyorduk. İlk başlarda garipsedik. Bir de ilk albümleri falan böyle iyice thrash metal. O yüzden hotur hotur thrash çalarken insanlar oturdukları yerden böyle kafa sallıyorlardı. Evet, devam devam. Ondan sonra devam, o gün sonlu soy bir noktada hadi ayağa kalkın artık yeterdi bir vokal. Doğu Yücel'le gitmiştim. Doğu arkaya kulise gidelim mi dedi. Oo. Ben de olur dedim yani. Niyeti kötü olur mu çocuğun? Sonra gitme oğlum, duydu abi. Kulise gittik. Kuliste Gazapizm de vardı. Anıl. Ben tanımıyorum. Allah ya, evet. Ne o grubun adı mı Gazapizm? Rapçi. Şey mi? Akın mı? Ha, rapçi mi? Evet, ne alakalı diye düşündüm. Neyle alakalı? Biliyormuş ben de. Eskiden rapçiler... Yani adam, mesela adam bir soracağım. Rap müzisyenisin diyelim. Evinde oturup başka müzik dinleyemez misin? Pentagram sevemez misin o zaman? Gidersen de gizlice izleyeceksin, kulise falan gizleyeceksin. Görmeyeceksin. Mesela pentagram dinlerken çocuk şöyle miydi acaba? Ya, tutamıyordu kendini falan. Ya da şöyle mi yiyordu? Müzik mi bu? Cın 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 cın, kafam şişti falan. Zannediyorum. Vokal yok, doğru dürüst falan. Uzun saçlı mıydı Gazapizm? Yok canım. Rapçi mi? Ama uzun saç kalmadı artık. Akmıyor. Kaç kişi uzun saçlıydı konserde? Akmıyor. Tüm seyirciler arasında kaç? Hikaye akmıyor. Akıttırmıyor ki. Ya hikayeyi anladık, hikayeyi tanım söyledin işte zaten. Abi tamam, öyle meselesi şey... nasıl kaybettin? Çocuk gibi heyecanlanmış, fotoğrafları var. Eli ayağı titriyor. 18 tane fotoğraf paylaştı arka arkaya sapık gibi. Ya abi kendi anlatır o zaman. Sen niye onu ağzına İşte anlattırtmadığın şey... için mecburen bunu da anlatayım ve bitsin bari konu dedim yani. Teşekkür ederiz canım. Zaten konuşabileceğim 3 kelimelik bir ara oluşuyor sizin muhabbetinizde. Bizim muhabbetimizden değil, ağzın dolu diye. Ben susuyorum. Ben konuşmuyorum. Tamam sustum ben. Dinliyorum. Neyse, sonuçta kulise girdim. Ondan sonra işte yavaş yavaş böyle utana sıkına yıllar sonra, yıllar önce sahneye yanlışlıkla şişe fırlatmıştım. Metin Türkçe'nin yanından geçmişti. Sen var mıydın o konserde? Hangisi? Ya dalga mı geçiyorsun? Dur! Bitirsin! Bostancı Gösteri Merkezi konserlerinden bir tanesi. Tabii beraberdik büyük ihtimalle. Şişe attım. Güzel. Şişe yanından geçti. Güzel, bir onun için özür diledim. Muhabbet ettik aha onunla. Ondan sonra cıma, demir demir kan falan. Ben bir daha bir hikaye anlatmayacağım. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Şişeyi yanlışlıkla atmak ne demek? Bunu açıklamak mısın lütfen? Bir dakika şöyle, önemli bir şey bu. Ne demek yanlışlıkla attın? Ya coşkuyla elimden şişe fırladı. Adam ölüyor böyle gitar çalıyor. Ya müziğe böyle ya, boş pet şişe duruyor. Evet evet, böyle çatlamak. İyi var, pet şişeyi tamam. Sen özür dileyince adam ne yaptı peki? Şöyle ne bir... zannediyorsun abi sen konserde taş delen cam şişeyle mi? Ne bileyim şampanya. Abi yani konsere gidiyor. Taş delen mi diyor? Abi bir şişe deyince otomatik mesela cam şişe geliyor yani. Ayrıca pet şişe fırlatabileceğim bir şey değil. Pet şişeyi mesela rüzgarda atarsın, içi boşsa böyle yapıp arkadakine düşer. Ya işte öyle uçtu adama doğru. Önlere yakındır. Adam böyle mi yaptı sen bunu duyunca? 2003. Bostancı bir yok, geliyor ben Allah belanı böyle kaçıyorum falan filan diye bir şey anlattı. Tabii abi ya, adama binlerce böyle şey başına gelmişsin sen de. Tabii şey yüzüğüm böyle gariban gibi. Ben gariban gibi abi, ben çok utandım. Psikiyatrisi göründü konuştuğu zamanlar geliyor böyle flashback. Hakan Utangaç'a peki ne dedi? Ondan sonra Doğu Hakan şey en son Hakan Utangaç'la fotoğraf çekmek istiyordum. Ama utandım. Doğu hadi gel. Evet, utandım birazcık. Hayır. Doğu hadi gel dedi. Doğu Can Türkdoğan biliyor musun dedi. Aa biliyorum tabii dedi. Sonra yani görmüşsün. Hadi abi. Falan diyecekken dedeler sofrası dedi. Şey diye çok şaşırdım. Çok diyecekken değil mi? Yok ya. Hakan Utangaç. Buradan sonra açıkça. Gel ve ya o... konuk olsun hakikaten çok jön, çok jönizmi bir insan. Ne ama çok zaman? Utandım. Elbette divan vaziyetinde. Gitar çalacak mı burada? Benim derdim o. Grubun gitarı yani, gitar çalmayacaksa niye gelsin? Muhallem sütlaç mı yiyeceğiz bunu? Ne yapacağız yani? Hayır abi, Türkiye
de sert müziğin tarihini konuştuğumuz bir özel bölümümüz olacak ben gitmeden. Sert müzik. Bunu yapmamız lazım ama sert. Yani 3 notada olsa yapsa bile burada bizim elimiz ayağımız. Abi, ben sert müzik deyince benim aklıma gelen örneği söyleyeyim mi sana? Ver sert müzik deyince. Hay nanina nina 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 nay. Bu geliyor mesela. Sert müzik bu delikanlı. Sen benimsin. Çok güzelsin. Bebeğim tekerlere. Daha sertini söyleyeyim o zaman. Seni seviyorum. Adam. Sevdiğim kız abi deyince falan gibi bir şarkı. Sevdiğim kız bana abi deyince. Şeyin o YouTube'daki en ünlü insanımızın müziği. Enes Batur. Ömercan Güldal. Ölçücü. Yurt dışında global YouTube'un paylaştığı tek insan. Rain Man. Bilal Göregen. Vay be. Evet o. Onun şarkısı benim kız bana abi deyince yetenek sesini... Eski bir şarkı değil mi? Hani Kadın Kokusu'nda oynuyordu. Ha pardon. Bunu mesela bir gün Gece gelse desek ki ben bir yıl boyunca darbuka çalıştım dese ve bir anda diye çalmaya başlasın. Ağzından yapa yapa. Ne yaparsınız? Gizlice sonra bir abi deyince başlıyor mu? Abi deyince böyle giriyor ilk kalma biliyor musun? Mesela bir gün uçağa biniyorsun Barış. Bir bakıyorsun benim pilot. Ben gizlice çalışmışım, pilot olmuşum. Aa hoş geldin Barış ya, bu benim 4. uçuşum, gel falan diyorum. Oha, acayip mutlu olurum. Korkarsın ama biraz. Hiç korkmam, mutlu olurum. Bundan korkacak tek bir insan var, o da sensin. Evet doğru. Ben bile düşünmesinden korktum şu an. Uçakta saatlerce kapalı kalıyorsun. Ve kokpit, ben birkaç kez yolculuk yaptım. Çok küçük bir yer gerçekten. Kokpit iyice korkunçtur gibi geliyor bana ya. Küçücük abi. Önünde böyle gökyüzü falan. Ha? Devasa açıklık, adam orada iPad'den film izliyor. Yapma ya, bu bilgi beni hiç rahatlatmadı. Ben böyle bir şey Çekilmişsin yükseklere, otomatiğe bağlamışsın. Karşında bulut biliyor, tertemiz açık. Orada adam iPad'den... Denzel Washington'ı izledin mi sen? Denzel Washington'ı pilot uçak filmi. Flight izledim ben. Sarhoş oluyor. Sarhoş oluyor, kokainler mokainler. Ama onlar hemen uçağı ters döndürüyor falan. Çok iyi film getirsin. Vallahi ya bir şey söyleyeceğim. Sen bunları izliyorsun. Sonra bunlar aklına geldiği için mi uçakta? Hayır. Oğlum çıtayım mı? Ben. Bunlar... Şeyler aklıma geldikçe. İşte atıyorum Katmandu uçağı düştü, 150 kişi öldü falan. Böyle şeyler aklıma geldikçe panik oluyorum. Çünkü... Otobüse bindiğinde yaşıyor musun bu paniği? Hayır. Ben otobüste çok daha fazla panik yaşıyorum. Her şehirler arası otobüse bindiğimde içim bokuma karışıyor. Sana babamın uçakta böyle korktuğunu anlatmış mıydım? Sarhoş olup yazdığı şeyler var, onları okutayım. Ne işe yarayacak? Şu an perişanım. Şöyle diyor ben. Ben korkuyorum, hem sarhoşum. Uçakta uçakta içki içmek işte beni mutlu eder ama olacakları engellemez mi ne, böyle başlıyor. Onu hatırlıyorum. Yine düşen düşecek diyor yani. Haklı. Peki bir şey soracağım. Allah'ım şu çok güzelmiş ya. Ben duramıyorum. Bunlar ben kayısı. Bunu biliyoruz. Kuru kayısı. Her yerde var. Abi, bu güzelmiş. Peki bunlar bozuk kuru kayısı mı? Yok o şey işte. Gün kurusu olduğunu demin anlattık ya. Kurusu. Hadi başka bölümleri unutuyorsun da bölümün içinde olsun. Anlatmadı ki gün kurusu falan diye bağırdı, sonra kaldı o muhabbet öyle yani. Yok. Biz... Ne dedi gün kurusu hakkında? Bu gün kurusu dedi. Yatırıyorlar, gün kuruyor. Gül mü bu yani? Gül. Gün. Gün. Gün ne demek? Day. Gün. Gün. Yani gün, gün içinde. Güneşin altına seriyorlar. Ha kayısı yeter ulan. Güne yatıyor. Kayısı yatırıyor. Yatır, güneşin lan, altında kuruyor. Bu 5 dakika mı yatıyor sadece? O yatmıyor. Hiç mi yatmıyor? Kişisel. Ama çok benziyorlar. O rengini kaybetmiyor hocam. Peki bu cevizi hangi aşamada içine koyuyorlar? Abi onu sormayacaksın. Bence sonra cevizi sorulmaz abi, yasak. Malatyalılar öğretmediler. Cevizin tipi niye beyin gibi ya? Ben o çok beyni güzel, çok faydalı bir şey diye düşünüyorum o yüzden. Bu sana beyni mi atlatıyor? Hayır o değil. Çok ayıp ya. Ne ayıp ya? Çok ayıp ya. Ne ayıp? Burada gidip yani... Ne yaptım ben? Kuru gaysi gidip Hikmet amcanın gözlerine benzetemezsin ya. Bu senin Hikmet amcanın gözlerine benzemiyorsa sen hayatta yeteri kadar Hikmet amcanın gözlerine bakmamışsın demektir. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Porno bir muhabbet mi dönüyor burada? Yemek ve seks karıştıran var mı? Merak olan var mı? Var, benim var. Özel yemek ve seks karıştıran var. Tabii.
işkembe çorbasıyla. Kahretsin. Şeyi seviyorum ben. Aa, ben damar tuzlama. Hocam bak çok ayrı. Ben dökülecek. Böyle sos böyle. Önce şey. İskender'e koyuyorsun. Sonra cossu. Ay ne zevksiz şey. Sadece mercimek çorbası içiyormuş. Düz adam mercimek çorbası. Kaşar törpüleyip koymuşsun sizlere. Rende mi törpü mü hocam? Şey rende pardon törpü. Törpü başka bir şey. Törpü ne hakikaten? Kaşar törpü. Bunun şey geyi vardı hatırlıyor musunuz? 90'larda çocuklar. Hani zeytin yiyordu şey Serdar Ortaç. Göbekten yemedi. Sonra vitamin kendi klibinde kahvaltı ediyordu. Peynir koymuştu. Böyle şey yapmıştı. Abi grup vitamin Türkiye'nin ilk trollerindendir. Çok iyiydi. Peki kadın mı Serdar Ortaç'ın göbeğinden yiyordu? Öyleydi diyor. Hayır. Serdar Ortaç yiyordu. Arasında böyle bir çep gibi bir şey vardı. Dandik çok. Dandik 22 kilo Serdar Ortaç. Böyle zeytin yiyordu. Ama daha güçlüsü ama hiç göbeğinizden çok perakende bir zeytin. Çok başka oluyor. Hadi be. Hiç yemedim. En dandik tarafı yalnız. Hafif bakla kokusu olur onda. En kötü tarafı göbek deliği bir tane var. O yüzden teker teker yemek zorundasın o kötü. 3-5 göbek deliği olsaydı hiç olmazsa bir kahvaltı. Peki yeşil zeytin. Zeytin mi siyah zeytin mi? Bu tartışma buraya yıllardır aşınmayı bekleyen bir... Sevdiğimiz mi? Kadın üstünde yemekten hoşlandığımız mı? Sevdiğimiz. Sevdiğim. O şeye bağlı. O kadının ırkına bağlı. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Siyah zeytin ve yeşil zeytinin arasındaki farkı ve toplanma bilmem nesini şu prosedürün cartıncı ötünü biliyor musunuz? Varız çiftçiyiz biz. Ya, biraz biliyorum ama belli ki sen daha hakimsin. Hocam mevzu erken şuymuş. Alıyorlar. Neymiş? Bekletimi daha kuvvetli. Erken almaymış. Ha, bu mu senin? Buymuş. Bunu ben 2 sene önce falan öğrendim. Bence var ya bu Ajda Pekkan gibi geliyor bana. Hayır hayır. Vallahi. Hayır. Üzümden ötürü öyle zannediliyor ama zeytin tek bir zeytin. Zeytin dünyada bir tane mi zeytin? Erken toplarsan yeşil, beklersen o kendi siyah oluyor. Hadi siyah ya farkları oluyor. Var ya daha böyle kalınlı, daha ufaklı. Kahverengi var bir tane. Onlar aynı ekipten mi? O bambaşka bir o zeytin. O arası. Türü başka. Ara mı o? Yok türü başka o. Al işte kavga çıkar. Türüdür. Ne oldu? İttifak bozuldu. Bu konuda ittifaktınız. Tamam, bir daha zeytin yemiyorum. Sen ne diyorsan o be. Bir daha zeytin yemiyorum. Aman sen ne diyorsan o be kardeş. Bu tartışmaya gireceğim ama bir daha zeytin yemem. Aman sen ne diyorsan o be kardeş. Ben bir daha bu tartışmaya gireceğim. Aman ben bu tartışmaya gireceğim ama bir daha zeytin yemem. Kırma zeytin mi çizik zeytin mi yeşildi? Hadi bakalım. Vallahi sizinkiler çizik bayılırım. Zeytin gibiydi az önce. Kırmaya bayılırım ama en sevdiğim ızgaradır. Ben ızgara yeni çıktı. Izgara yeni çıktı. Bazen seviyorum, bazen olacak. Yeni popüler oldu. Yani yeni popüler oldu. Ben yeni öğrendim evet. Eminim birileri ızgara. Yani 4-5 yıldır var doğru dürüst. Ben daha yok bir sene. Pandemide yaşadım. Yılların mezesi yani. Pandemi sadece. Yılların mezesidir evet. Yılların mezesi. İyice abartın. Tabii tabii. Sanki annenin karnından doğduğun ilk istediğin şey. Girit ilk. Atları ızgaraya koyun ama falan. Girit ilk krallığını kurmuş ızgara zeytin yapın demiş doğru. Kralı. Öyle yapılmış. Buna da meze diyeceğiz demiş. Sonra da Girit ezmeyi yapmış. Can bugün ne kadar bilgili ya. Can boyudur yani. İlber Ortaylı'nın son... İlber bugün ne kadar saf ya. Saf kulağı ya gibi. Neymiş? Can bugün İlber Ortaylı'nın sol kulağı gibi. Sol kulak memesi gibi. Pardon yanlış şey sattım. Gibi yani. Sazan. Sazan var, kefal var mı? Bak John yemeğini yedi. Şimdi ne yapıyor abi? Sevgisini İki abi. Tane kızın ortasına oturdu. Biri sağdan biri soldan seviyor. Ama zannetti ya, utandı ki. Bak, utandı. Hayır utanmadı. Yemek var zannetti. Zannetti benim birinci buradaki şeyi, birinci küçük şeyi kuru gaysını yiyecek. Kuru neden gays. Böyle? Neden birincil oldu? Tek olayı yemek bunun yani. Arsızlık falan değil. Biraz vizyonsuzluk. Ben bugün Barış'ın bir yorumunu aldım. Okuyacaktım burada. Tabii hocam. Barış için yapılan ama bugün okumama kararı aldım. Niçin ya? Çünkü yani biraz şey bir yorum. Kötü bir yorum senin hakkında. Şimdi hadi burada üzmeyeyim. Sonra üzerim ben seni diye düşündüm. Zeynep duymasın diye mi? Zeynep duymasın. Ayıp olur. Kıyafetlerinle ilgili belki okumuşsundur. Okudum. Okudun mu? Okudum. Bu konu hakkındaki fikirlerimi soracaktım. İstiyorsan okuyayım. Hocam hayatta canımız ne istiyorsa onu yapmamız lazım ya. Çok kısa. Barış'ın giyinişine laf mı etmişler? Etmişler. Şimdi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Siz de adam olun şunu durdurun. O şeyler şimdi demişler. Sevgili Bezo Vassir ki kendisi yıllardır var zaten okuyoruz takip ediyoruz. Demiş ki Barış çok kötü giyiniyor ya. Yok. Arkadaşlar olarak ona tarz olduğunu söyleyerek aslında taşak geçmenizi çok komik buluyorum demiş. Bu çocuk seni kıskanıyor Barış. Ay. Yapıyor musunuz böyle bir şey gerçekten? Yani Barış mesela şey diyor muyuz mesela kendi aramızda işte bugün de Barış'ın gönlünü aldık falan diyor muyuz? Var mı böyle bir olayımız? Yok, tabii. Dandik olduğunu düşündüğüm zaman söylüyorum Barış'a.
Oğlum biz birbirimize öyle popofladığımız mı zannediyoruz? Bizim öyle bir ilişkimiz var gibi mi yansıyor ya dışarıya? Biz evimizi sikiyoruz birbirimizi. Eski antika tarz adamlardınız. Ne oldu ya? Niye dram yaşadın? Ama en biri, her en insan böyle şair düşünebilir yani. Bir de eski bir takipçimiz yani Barış. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Küfür etsem edemiyorum. Mesela ne Barış'ın, yapayım? Bak Barış'ın bir tarzı var. Can'ın banlayayım komik mı? Tişörtler giyme özelliği var. Senin ne özelliğin var? Sen saat takıyorsun sen. Kıyafetle ilgili mi? Kıyafetle ilgili sen. Yoksa bunu da benim önüme koydunuz. Biz koymadık abi. Bugün ama bunlar sağlık sevmiyor ki. Çikolata değil, cips değil. Abi şu pisliğe bakar mısın bak. Çoğu da benim önümde. Bu Ömercan, bu ben belli ki. Allah bizi... Ben bunu yapmasın? Böyle açılıyor zannediyordum. Böyle yenmiyor mu bu şekilde? Nasıl açacağım başka? Bak. Yarı açılmış var. Şöyle. Siz onları açarken ben de müsaadenizle kamerayla konuşacağım. Şarkı söyle. Sevgili Bezovasiyer. Biz Barış'ın kıyafetlerini seviyoruz. Rengarenk giyiniyor. Giyiklerin, jönlerin, entellerin gerçekten güzel de giyinebileceğinin, farklı hobilerinin peşinden koşabileceğinin büyük bir kanıtı. Sevgili Bezovasiyer. Sen de sanki biz süper giyiniyoruz. Hayır, da Barış hakkında böyle bizi geçtim. Ettiğin lafı şey yap. Arkası dur Bezovasiyer. Seni de görelim kombinini. Değerlendirelim hocam. Ayrıca yiyorsa bu pantolona laf et. Yiyorsa bu pantolona laf et. Hadi bakalım. Bu hadi pantolonu, bakalım. Bu pantolonu sevgili dostum, canım kankam Can Türktuğan bana zayıfladım diye al sana hediye ediyorum bunu giy dedi bana verdi. Şey hocam, bu çamaşır suyunu buraya kim döktü? Ben mi döktüm? Senin sen döktün. Sen, ben çamaşır suyu asla. Asla mı? Hiç kullanmadım. Eski doğal çamaşır suyu. Nehirde mi yıkıyorsun sen? Evet, yılların haberim kurumda. Aynı nehirde iki defa yıkayamazsın biliyorsun değil mi? Yıkarsın. Artık teknoloji gelişti. Atlarsın arabaya diye akıntıdan daha hızlı gidersin. Önüne geçersin akıntıdan. Hemen bir daha yıkarsın. Doğru. Onlara eski sikko uzak doğuda daha iki çubuğu birbirine tutturamadıkları yıllarda olan şey. Ne oluyor? Su mu iç? Ah be. Aşırı yerde tuzlu patlamış mısırları susadı tabii. Nereden içiyor suyu? Çok tatlı bir tadı ya. O bardağı bir daha kullanamayacağım. Çok seviyorum seni. İşte bak seviyorum diyorsun ama aslında sevmiyorsun abi. Aslında seviyorum. Çok sevimli olduğun için içinde bir reaksiyon bir şey oluşuyor. Yani böyle hani biyolojik bir şey oluşuyor içinde ve ona karşı böyle bir... Hocam. Hissediyorsun. Doğru, bu sevgi falan değil. Bu ama sana bir hayra dokunmuş değil. Onunla bir şey paylaşmış değilsin. Hayatta kalmanın anahtarlarından bir tanesidir biliyorsun yani. Elbette ama işte güdüsel bir şey. Bunları artık dur dememiz lazım. Şöyle mi yapayım yani? Bana faydası olmayan tatlı bir şey gördüğümde böyle mi yapayım? Sadece fayda değil ya. Bir şey paylaşmadın da doğru düzgün anladın mı? Paylaştın canım biz Jön'le çok seviştik. Ya yani eskilerin tarihi. Bu senin yapmış olacağın suç yani. Beni ilgilendirmez. Allah Allah. Ya sen niye yadırgıyorsun ya insanların hayvan sevgisini? Ya kıskanıyor kıskanıyor. Seni de seviyoruz. Beni böyle sevmiyorsunuz abi. Bize bir faydan yok. Bize bir hayrın yok. Ama seviyoruz yani. Yalan mı arkadaşlar? Kuzenim diye mecburen seviyorum. Önüme ne konsa yiyorum falan. Ona rağmen. Yalnız bir şey diyeyim mi? İyi yutum yaptık ama... Ağzımda alev çıkıyor. Su, mu, hiçbir şey içmedik. Bu nasıl şey? Servis. Hilal! Hilal orada Jön'ü sevmekten hiçbir şey yetişemiyor kardeşim. Böyle bu yine şekilde olmaz. Yine takla. Getirme getirme. Bitti zaten. Yok bitiriyoruz zaten. Bugün sanki programımızda ben bakalım kurguda nasıl olacak bilmiyorum ama çok şey hissettim böyle. Çok rabarbayız gibi hissettim. Evet. Size de öyle geldi mi? Konu yok çünkü. Hiç konu yok. Konu Elon mi? Musk'ın saç stili var. Ne 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 ne